Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinden sesleniyoruz. Yanımızda inşaat sektöründe faaliyetlerini gösteren Numan Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Numan Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyiz. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektördesiniz? Yaklaşık 8 yıldır proje sektöründeyiz. Son 2 yıldır aktif olarak müteahhitlik yapıyoruz. Peki Numan Bey, tam olarak buradaki faaliyetlerimiz nelerdir? Burada plan, proje işlerimizi yapıyoruz. Diğer ofisimizde yine kentsel dönüşüm ve özellik üzerine işlerimizi yapıyoruz. Anladığım kadarıyla tek şube olarak çalışmıyorsunuz. Başka şubeleriniz de var. Yaklaşık 3 tane şubemiz var. İkisi Göksun'da, bir tanesi yine Kahramanmaraş'ın Çağlayıncırt ilçesinde. Hepsi farklı bölümlerde mi kullanılıyor? İki tanesi plan proje üzerine, bir tanesi kentsel dönüşüm ve yani kırtasiye diyeyim, ozalit üzerine. Peki ozalit tam olarak nedir Numan Bey? Büyük inşaat projelerinin çıktılarını aldığımız kırtasiye vari bir yer. Anlıyorum. Peki projelerinizi yaparken hangi aşamalardan geçiriyorsunuz, nelere dikkat ediyorsunuz? Öncelikle gelen müşterinin isteğine yönelik taslağımızı hazırlıyoruz. Birkaç çeşit taslağımızı sunduktan sonra, birinde karar kılındıktan sonra biz mimarisini devamında statik, elektrik, mekanik projelerini çizdiriyoruz. Belediye başvurularını yapıyoruz, ruhsatını alıyoruz. Anlaşabilirsek inşaatın yapımını da biz devam ettiriyoruz. Anlaşamazsa kendisi zaten yapıyor. Biz daha sonra müellif olarak ya da şantiye şefi olarak inşaatı aşama aşama sadece takip ediyoruz. Yani sizlere bir proje çizdiriyorlar. Daha sonrasında isterlerse kendileri devam edebiliyor. İsterlerse burada sizler yapabiliyorsunuz. Peki biliyorsunuz ki bu inşaat sektörü biraz daha fazla güvene dayalı oluyor aslında. Siz insanların bu güvenini nasıl sağlıyorsunuz? Ya geçmişte çalıştığım yerden de zaten çevre biliyor, tanıyor. Son 2 yıldır biz aktif olarak kendi yerimizi açtık. Bunun üzerine zaten proje için gelen olduğu zaman biz yine sözleşmemizi yapıyoruz. Sözleşme üzerinden resmi olarak devam ediyoruz. Bunun dışında inşaat için de yine aynı şekilde sözleşmelerimizi noter onayla yapıyoruz. Onun üzerinden yani devam ediyorsunuz. Her şey kağıt üzerinde onaylı bir şekilde ilerliyor. Burada her şeyin noter huzurunda gerçekleştiriyoruz. Peki bilgisayar çizimleri üzerinden de gösterimlerini sağlıyor musunuz müşterilerinize? Tabii ki. Gelen müşteriye biz alternatif olarak yani birden fazla taslak sunuyoruz. Yani kendisi buraya geldiği zaman hazır istediği değişikliği anında programlar üzerinden yapıyoruz. Tekrardan taslağımızın son halini şekillendirip kendisine sunuyoruz zaten. Bazı projeleri belediyeler onaylamıyor arsalardan dolayı. Bunların kontrollerini önceden mi sağlıyorsunuz yoksa proje yapıldıktan sonra mı sunup onaylandırıyorsunuz? Şimdi iş bize geldiği anda zaten biz belediyeye tapuyla gidip müracaatımızı yapıyoruz. İmar durumunu alıyoruz. Devamında yani imar durumu üzerinden projemizi hazırlıyoruz. Resmi olarak tekrardan imar çapı almak için başvuru yapıyoruz ve imar çapında son artık şekillenmiş oluyor. Yani son aşamaya geliyor ve siz burada şekillendiriyorsunuz. Peki kaç kişilik bir kadroyla çalışıyorsunuz? Şu an bu NC Mühendislik Mimarlık'ta 3 mimarımız var. 2 bayan, 1 erkek olmak üzere. Bir inşaat mühendisimiz var, bir inşaat teknikerimiz var. Yani 5 kişilik bir kadromuz var burada. Kentsel dönüşüm ofisimizde yine bir inşaat mühendisi, bir inşaat teknikerimiz var. Çağlayıncırt'taki ofisimizde de yine bir inşaat mühendisi ve inşaat teknikerimiz var. İşinde ve alanında uzmanlarla çalışıyorsunuz burada. Zaten sizler de bu sektörün içerisinde yıllardır pişmişsiniz. İşin ehli olmuşsunuz artık. Bu kadromuzda da işlerinizi en yükseğe, zirveye taşıyorsunuz. Peki iç dekorasyon olarak, iç mimarlık açısından da yardımlarınız ne yönde oluyor? Yine mimar arkadaşlarımız zaten eğitimini almış insanlar. Kendiler müşterimize fikirlerini sunuyorlar. Onu 3 boyut halinde şekillendirip sunabiliyorlar. Ya da müşterimizin ustaları geliyor. Ustalarla beraber gidip yerinde çalışmasını yapıyorlar. Müşterimize sunuyorlar onu da. İç dizayn konusunda da yardımcı oluyorlar mı? İç dizayn ve hatta dış dizayn da diyeyim ben size. Her ikisinde de yardımcı oluyorlar. Yani talep doğrultusunda siz direkt anahtar teslim yapıyorsunuz aslında.
anahtar teslim yapıyoruz, evet. Numan Bey, genelde ne tür inşaatlar yapıyorsunuz? Hangi projelere imza atıyorsunuz? Ya Göksun genelinde zaten 6 kattan fazla imar durumumuzda izin yok. Genelde merkezlerde 6 kat projelerini çiziyoruz. Büyük inşaat yaptığımız, en büyük inşaat bugüne kadar ki 4 katlı bir inşaat yaptık. Onun dışında köyler, yani kırsal bir kesim olduğu için dubleks, villa, köy evi gibi projelerimiz var ve yapımını yaptığımız işler var. Yani bu yönde gidiyoruz şu an. Röportaj öncesi sohbetimizde ahır yapımından da bahsettiniz. Burada besicilik ve tarım da çok fazla yaygın olduğundan bunlara da imza atıyorsunuz sizler. Evet, son 2 yıldır İl Tarım Müdürlüğü'nün ve bakanlığın verdiği desteklerden dolayı insanlar artık ahır projelerine yönelmeye başladı. Yani bu yıl da yine ağırlıklı olarak ahır projelerimiz var. Müteahhitliğini yaptığımız ahır projeleri var. Şantiye şefliğini yürüttüğümüz ahır projeleri var. Onun dışında son bir yılda ahır projesinin üzerine GES projesi, yani güneş enerjisi projesi üzerine yoğunlaştı müşterilerimiz. O yönde yapıyoruz şu an için. Hem ülkemizi kalkındırmak için bu şekilde uğraşan insanlara destek vermiş oluyorsunuz bir yandan. Hem de güneş panelleriyle birlikte tasarrufu sağlıyoruz anladığım kadarıyla. Numan Bey, projelerinizin çizimlerini hazırlarken kendi hayal gücünüzle mi ilerliyorsunuz? Yoksa özel tasarımları, özel istekleri de içerisinde barındırıyor musunuz? Tabii ki müşterimizin, yani müteahhitin ya da arsa sahibinin istediği daire şekli neyse önce onların fikirlerini alıyoruz. Daha sonra mimar arkadaşlar zaten kendiler doğaçlama, yani gördükleri eğitimden dolayı kendi fikirleriyle üretiyorlar, sunuyorlar. Sunduklarını müteahhite tekrardan gösteriyoruz. Onların isteği üzerine yapıyoruz. Peki fiyatlandırma konusuna gelecek olursak ne şekilde bir aşamadan geçiyor? Şimdi bakanlığın belirlediği fiyatlar üzerinden gidiyoruz ve mühendisler odası, mimarlar odası bunların fiyatları üzerinden değerlendiriyoruz. Piyasaya göre neyse onu yapıyoruz. Tamamen yine bakanlık ne diyorsa onun üzerinden gidiyoruz. Tabii ki de artan kurdan dolayı illaki bir fiyatlandırmada oynamalar olacaktır ya da özel isteklere karşılık bir oynama bulunuyor mu? Ya şimdi proje aşamasında ruhsat için, yapı ruhsatı için genelde biz anlaşıyoruz. Devamında kat mülkiyeti, kat irtifakı ya da adam özel istek üzerine diyor ki ben 3 boyut istiyorum diyor. 3 boyuta ayrı bir fiyatlandırma yapıyoruz. Proje ismini sunmuşuz, onaylanmış, ruhsatı çıkmış ama adam tekrardan değiştirmek istiyor, tadilat yapmak istiyor. Tadilatı da ayrı bir fiyat listesi üzerinden değerlendiriyoruz. Bu şekilde taleplerin onayına sunuyoruz. Peki Numan Bey, sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Neden müşterileriniz ve izleyicilerimiz sizleri tercih etmeli? Kesinlikle, yani Göksun geneline baktığınız zaman geniş bir kadromuz var. Yani her türlü hitap edebiliyoruz müşterilerimize. Yani en büyük avantajımız kadromuzun geniş olması ve hepsinin işi biliyor olması. Diğer firmalara göre de daha hızlı ve kısa zamanda teslim etmeye çalışıyoruz. Yani elimizden geleni yapıyoruz o konuda. Peki bu belirlenen bir gün aralığı var mıdır müşteriye sunduğunuz? Yani şu kadar günde bu inşaat tamamlanacak veya da bu proje bitecek diye bir tarih aralığı verebiliyor musunuz? Ya genelde doğaçlama veriyoruz ama tutmuyor illaki. Yani bazısı erken çıkıyor, bazısı geç çıkıyor ama genelde köy ve merkezdekiler farklı oluyor. Çünkü imar durumları farklı. Köylerde daha çok yazışmalarımız var. Kurumlara giden işte yaklaşık 9-10 kuruma yazışma gidiyor. Yazışmalardan olumlu cevap alırsak biz yerine yapabiliyoruz zaten. O biraz uzun sürüyor, yani bir ay gibi bir süreyi alıyor. Diğer merkezde imarlı olan alanlardakilerde daha kısa süre imar çapı alıyoruz ve ruhsatımıza başvurumuzu yapıyoruz. Peki müşterileriniz oluşturduğunuz her aşamadan haberdar oluyorlar mı? Bilgi veriyor musunuz? Ya kendilerinin bilmesi gereken her şeyden haberdar oluyorlar zaten. Çünkü burada da kış memleketi bizim orası. 6-7 aylık bir süremiz var. Çoğu müşterimiz de zaten artık bunun bilincinde. Kışın yapı ruhsatını alıp yazın inşaatı yapıyorlar. O yüzden çok sıkıntı çekmiyoruz bu konuda. Peki Numan Bey, sizlerin bu güzel hizmetinden yararlanabilmeleri için bizlerle ve izleyicilerimizle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Konum bilgilerimiz internet üzerinde zaten NC Mühendislik, Mimarlık yazdıkları zaman hem iletişim numaralarımıza hem konum bilgilerimize
istedikleri aşamada ulaşabilirler. Peki Numan Bey, izleyicilerimize son olarak ne söylemek istersiniz? Ev yapmak isteyen, proje çizdirmek isteyen, eski evini yıkıp bundan faydalanmak isteyen tüm müşterilerimizi ofisimize bekliyoruz. Burada projelerimizin üzerinden değerlendiriyoruz her şeyi. Aynen. Sevgili Numan Bey'e verdiği değerli bilgiler ve değerli hizmetler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.